Anne yazık. Aa, daha evet, sonra direkt geri vites yapıyordu. Diyordu ki ben asistanım yazmış, benim bundan hiçbir alakam yok, hiçbir bilgim yok vesaire deyip. Direkt hani olayı başka boyuta çeviriyordu. İnsan gerçekten sinirleniyor ama açıkçası. Bunu bu kadar böyle ne bileyim. Vesaire. Hayranların falan dediği, onlar bir ekip artık hani muhtemelen bir sosyal medya ekibi tutmuş, mesajlar yazdırıyor. Yani eskiden mesela biz albüm çıkarttığımızda menajerlerimiz bize böyle bir teklifle gelirdi. Derdi ki hani böyle bir ekip tutalım. Twitter'da TT olun, TT olun, olun, bu olun. Ben kesinlikle hani her şey viral olsun, sanal hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hiçbir şey fake olmasın istediğim için asla böyle bir şeye girmedim. Ama bizim dönemimizde çok fazla giren vardı. Ve olduğu gibi mesela doğrudur. Benim resimlerimi o dönem 3000-5000 beğeni falan gelmiş. Sonra da resimlerimin altına işte fake beğeni yaptırıyor resimlerini diye şey yazılar yapıştırdılar. Bu da Hatice'nin taklidini yaptıktan sonra oldu. Öyle mi? Ne tesadüf Allah değil mi? Allah Allah, çok enteresan. Çok enteresan bir tesadüf, evet. Vay be, ne güzel. Yani sen olsa da yorum yapıyordun. Bence sizin kendiniz zaten bir nizam şakasısınız. WhatsApp kullanmayıp kalemle yazdığınız için. Evet, şu an yazımı göstermek istiyorum. Şu an büyük bir rezillik yaşıyorum ama neyse artık, buyurun. Evet. Nasıl sahne aldım, haftanın değişik evet. günleri oldu. Olabiliyor böyle şeyler, zor değil yani. Kaynatmayın, konuya gelelim. Evet, hayatımda yaptığım en salakça işte. Evet. Ne diyoruz? Serap Ezgi. Serap Ezgi diyoruz hayatım. Serap Ezgi. Yani ne güzel olmuş, anlaşmış. Evlilik programı mı yapacak o da? Realite. Hayatım ne zaman Serap Ezgi? Tamam. Gel yanım. Hayır. Bir şey soracağım. Bak, ben muhabbet anlısıyım bir sana. Bir insan böceği yapacağız. Ben diyordum ya sana hani gidiyor muyuz diye. Ha. Alperen de bana böyle yapıyor. Gidiyor muyuz diye. Oh, o kadar. Kafamdan aşağı bir şey düşecek. Vallahi ya, yılan bulan falan. Ya yaşım saçmalama, hadi yorumları alalım. Niye korkuyorsun? Ben burada oturacağım, bana ne? Tamam, evet, hadi. Oraya da iner, fark etmiyor. Arkadan her şey çıkabilir. Yaşım, ay şey, Cem sağ bu tarafa doğru geldi. Bir saniye. Bugün bir Nisan gecesi doğuyor. Aynı fikirde değilim. Sıcak kanlıymış, çok sevdik diyor. Canım benim, çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Sağ olun. Şazimen Çelik diyor ki Oğulcan alışmıştır annesinin aşklarına. Bence Seda artık aşksız dursun. Yetti gari sıkıldık duymaktan diyor. Ya öyle bravo. Demeyin. Şazimen Hanım bence olur. Niye olmasın yani? Bence aşktır bu. Bazı insanlar aşk severler. Hayatlarında aşk olsun isterler. Seda abla da bunlardan bir tanesi. Birazcık da erkek gibi bir kadın ya. Hani böyle egomanya kurmayı seviyor. O yüzden kendinden düşük level'daki insanlarla beraber olup kendi evet, egosunu göstermeyi seviyor. Seda Sayan'ın böyle attığı Yeşim. Evet, Yeşim sen de o yolda ilerliyorsun. Onu o kadar iyi anlıyorum. Şu anda. Evet. Kâr etme. Yok mu? Bugün telefonda sesini duyduğum şey kimdi? Her şey çok güzel. Şu dekorumuza takmış. Dekorumuzu soruyor. Nuray diyor ki yuva yıkanın yuvası olmaz. Hikmet diyor ki hadi bir selam lütfen. Dedim mi Hikmet? Hikmet diye söyledim. Hikmet'e selam verdim. Seda Sayan'ın Instagram hesabı kapatılmış mı? Seda Hanım'ı ne kadar zaten yani alakası yok, konservatuar mezunu bir insan da olabilir. Yani biz adamı yermedik aslında ama Seda Sayan'ın biraz kinayeli konuştuğunu düşündüğümüzü söylemek istedik. Beyefendiyi yerdik canım, niye yermeyelim? Programı devam ediyor çünkü konu koordinatörleri beni aradı programa davet etmek için. Aynı saatte programımız olduğu için bu saatte söyledim. Evet, 11 gibi bir her saatte. Akşam mı yapıyor? Sadece salı akşamları. Gidemezsin ki. Tabi buradayız çünkü. Yani. Ne işim var? Ben izin vermiyorum benim. O hayır, onun haricinde de yani izin vermiyor kanal, biliyorsun. Öyle mi? Evet. Burak diyor ki biz de izin vermiyoruz. Kimse istemiyor, bak gördün mü? Ersin diyor ki şimdi aklıma geldi sizlere bir sorum var diyor. Hayranınızla evlenmeyi düşünür müsünüz diyor. Senden başlayalım. Buyursunlar. Hayranımla evlenmeyi düşünür müyüm? Yani yakından bir görmem lazım. Zaten hani kafaları uyuşuyorsa. Ben yani hayranımla evlenmem çünkü niye? Çok saçma bir şey. O hayranlık bitecek, evdeki her halini gördükten sonra o adamın sana hayranlığı kalmaz ki. Bir insanın benim ruhumu tanıyıp, beni tanıyıp beni sevmesi lazım. Öyle bir konuşuyorsun. Bir şekilde yanlışı göre göre, yanlışları yaşaya yaşaya hayattan ders almış ve mantıklı konuşuyor olamaz mıyım sence? Evet. Bence hayranımla belki de çok evlendim. Akıllı bir kadınım da. Olabilirsin. Ama göz göre göre kötüyü yaşamak istiyorum. Evet, evet, yaşamak kör gözüme parmak sokmak istiyorum. Evet, hayaller ve hayatları dinledikten sonra
O zaman İpek Acar ve Beste Acar barışmışlar. Buyursunlar. Evet efendim, biliyorsunuz Kaya'nın doğum gününü kutladık. 29 Mart'ta. Efendim geldik bir haftanın daha sonuna. Artık son programımız biliyorsunuz. Bugün Cuma günlerden. Yarın Cem'in programı var, cumartesi, pazartesi günü karşınızda olacağız. Ama hadi konuğumu da söyle. Hadi konuğumu da söyle. Ayrılmayın. Yarın Cem'in konuğu, Cem Aydın'ın Bir Anda Magazin konuğu kim? Ufuk Şener. Dünyalar Tatlısı Ufuk Şener yeni çıkarttığı albümle Cem'in konuğu olacak. Bu arada biliyorsunuz Ufuk Şener Nazan Öncel ile beraber çok güzel bir düet yaptı. O düeti de konuşacaklar. Benim de çok yakın bir arkadaşım. Bu arada iyi yayınlar diliyorum. Sana şimdiden herkese. Teşekkür